Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 26 Haziran 2 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet geçtiğimiz hafta Yengeç burcunda yeni bir ay doğdu. Bu haftada ayın ışığı yavaş yavaş büyüdükçe yeni ay enerjilerini daha fazla hissetmeye başlayacağız. Güneşle beraber Merkür ve Yengeç de sizin haritanızın 10. evinde şu sıralarda Yengeç burcunda ilerliyor. Tabii ki hayat amaçlarınız, gelecekle ilgili hedefleriniz, kariyeriniz, görev ve sorumluluklarınız biraz ön planda. Her ne kadar yaz günleri olsa da, tatil günleri olsa da şu dönemde size genel anlamda hayatta statü, ün, şöhret getirebilecek konulara odaklanabilirsiniz ve başarı elde etmeniz şansınız da yüksek. Haftanın ilk günlerinde Balık burcundaki Neptün'ün Merkür ve Mars'a güzel kontakları olacak. Bu özellikle iş yaşamınız, günlük hayatınız, mesleğinizle ilgili konulardan güzel açılımlar alabileceğinizin işaretçisi. Basınla ilgili işler olabilir, medya işleri olabilir, emlak işleri olabilir veya özellikle sanatsal konular, ruhsal işler, spiritüel konular, tüm bu alanlarda bazı önemli açılımlar olabilir, şanslar karşınıza çıkabilir, yardımlar, destekler alabilirsiniz. Hafta sonuna doğru Plüto açısı, özellikle 4. evinizdeki Plüto açısı Merkür ve Mars'ı biraz sert etkileyecek. Bu da aileniz, kariyeriniz arasında biraz kalabileceğinizi işaret ediyor. Otorite kavramlarıyla ilişkilere dikkat edin. Üstleriniz, ne patronunuz olabilir? Onlarla ilişkilerde zaman zaman biraz böyle üzerinizde baskı hissedebilirsiniz. Güçlü dönüşüm enerjileri söz konusu. Yaşadığınız mekanlarda da yine bazı önemli köklü dönüşümler olabilir bu. Ofis olabilir, yaşadığınız ev olabilir. Buralarda da özellikle bazı önemli değişimlerle karşılaşabilirsiniz. Cuma'dan itibaren ay sizin burcunuzda olacak. Dolayısıyla duygusal ve bedensel biraz hassasiyetiniz artıyor. Dolayısıyla tüm bu ilişkiler, ikili ilişkiler, ailevi ilişkiler, kariyerle ilgili kurduğunuz ilişkilerde biraz daha gündeminizde olacak. Burada daha dengeli ve uyumlu olmaya çalışmalısınız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.